Merhaba arkadaşlar, C#'ta internet kafe otomasyonunun 9. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde tablolar arasındaki ilişkilendirme işlemi, bir de satış tablosu ve hareketler tablosu ile ilgili bir raporlama yapacağız. Önce arkadaşlar, SQL Server açık. Dosyamızı açıyoruz. Evet, yeni bir diyagram. Evet, hepsini seçiyorum. Evet, şimdi şöyle bakalım. Şimdi masa ID var. Çoğunlukla burada da var. Evet, şimdi ilişkilendirme yapalım. Masalar tablosundaki masa ID ile sepet tablosundaki masa ID, yani birden çoğa doğru bir ilişki. Şöyle sürükleyip masa ID'nin üzerine bırakıyoruz. Evet, şuradan kontrollerini sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, bir de isterseniz arkadaşlar şurada Insert and Update Specification özelliği var. Şu özellikleri de isterseniz değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda yine masalardaki masa ID ile satıştaki masa ID'yi birleştiriyoruz. Bu da tamam. Şimdi hareketler için yine aynı şekilde. Bakalım. Evet, doğru. İlişkiler hep birden çoğa doğru arkadaşlar, zaten bu şekilde görünüyor. Şimdi burası tamam. Tabi yapacağınız işlemlere göre bu değişkenlik gösterir. Şimdi kullanıcı ID satışta geçiyor. Bir de hareketlerde geçiyor. Hatta şöyle yapabiliriz. Öyle yapsak sanki daha iyi olacak gibi.
Kullanıcı ID. Tamam. Evet, bir de buradaki kullanıcı ID ile yine hareketlerdeki kullanıcı ID. Evet, bu şekilde tamam. Burası tamam arkadaşlar. Diyagramı kaydediyorum. Evet. Şimdi bir kontrol edelim. Olmuş. Bunun üzerine de bir yorumlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar masalar tablosundaki masaları silemiyoruz. Silebilmemiz için şurada sepet tablosu içerisinde masa ID ile ilgili hiçbir kaydın bulunmaması, yine aynı zamanda satış tablosu içerisinde de masa ID ile ilgili hiçbir kaydın kalmamış olması gerekiyor. Başka var mı? Ve hareketlerde de var yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani önce silme işini diğer çoklu tablolardan yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde şu bizim kullanıcı ID de, bu da aynı şekilde silinemez. Diğer tablolarda, yani çoklu tablolarda silindiği zaman buradan da silebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde dedikten sonra şimdi raporlama kısmına geçelim. Şimdi raporlama için bir hareketler tablosu, bir de satış tablosu dedik. Bu arada arkadaşlar bir deneme yapacağım. Şimdi satış tablosundan bir kayıt silelim. Çünkü tabloları birden çoğa doğru olacak şekilde ayarladık. Yine de denememizi yapalım. Örneğin şunu silelim. 1014. Evet, tamam. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şu butonlarımızın klik olayını değiştireceğiz. Aynı şekilde satış raporu içinde.
Satış raporu. Tamam. Şimdi bunlar için de birer form ekliyoruz. CRM satış raporu. Hareket raporu. Evet, şimdi tekrar satışa dönelim. Butonlarımıza göre tanımlarını yaptıralım. BRM satış raporu. BRM da tamam. Şimdi arkadaşlar projemize sağ tıklıyoruz. Manage Nugget Packages. Report View. RDLS for dedikten sonra bakalım şurada şurayı indiriyoruz arkadaşlar. WinForms olanı install. Okay. Evet, burası tamam. Şimdi bakalım aracımız gelmiş mi? Evet, report behavior. Şimdi bu işlemden sonra bir de open olduğu yere tıklıyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Şurada rapor çıkması lazım arkadaşlar. Şimdi bunun için
Project'ten evet arkadaşlar şu report yazdıktan sonra report wizard seçeneği var. Ekle diyoruz. Trust. Evet şimdi buradan tablolarımıza bakacağız. Bakalım. Evet bu arada diğer tablolar yok. Bu işlemi yaptığımız zaman diğer tablolar ekli değildi. Şimdi o tabloları eklememiz lazım. Evet şimdi şurada konfigüre seçeneğine tıklıyoruz. Evet. Evet şimdi buradan şu diğerleri de seçiyoruz hepsini ve finish diyoruz. Evet şimdi tamam. Report. Burada data source bu değilse tabii bunu değiştirebiliyorsunuz. Tablomuz bu hangisiydi? Satıştı. Satış, next. Bunların hepsini seçiyorum. Tabii istemediğinizi seçmeyebilirsiniz. Şurada values'in olduğu yere aktarıyorum. Next. Buraya dokunmuyoruz. Evet bu şekilde oluştu. Tabi buraları arkadaşlar küçültebilirsiniz. Her neyse bu şekilde kalsın şimdilik. Şuraları seçiyorum. Bunların text align özelliğini merkeze alacağız. Şurası center. Tamam. Diğer tablomuz için de yapalım bu işlemi. Hareketler burada. Tamam. Bu arada şu satıştaki şu kısma şimdi tıklayalım. Evet arkadaşlar report 1 tamam bu şekilde bunu seçmiş oldum. Aynı şekilde bir rapor daha. İnternet kafe 2 dataset hareketler next. Yine burayı seçiyoruz. Value'e taşıyoruz. Next diyoruz. Evet burası da bu şekilde. Aynı şekilde.
Dediğim gibi bunların boyutlarını kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi hareketlere gelelim. Evet, 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım ve bakalım. Hem hareketler hem de satış tablosu için raporlama işlemi olmuş mu? Kontrol edelim. Evet, şimdi hareketler raporu dedik, bakalım. Evet. Açılıyor arkadaşlar. Tamam, bu şekilde. Burada şöyle istediğiniz şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Çıktı alabilirsiniz. Excel, Word, PDF şeklinde. Sonra eğer birden fazla sayfa varsa buraları da değiştirebiliyorsunuz. Arama işlemi yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Örneğin mesela şöyle 50 bulunamadı. 5 olsa evet, bu şekilde arıyor. Var mı başka? Peki 3 olsa next diyerek ileriye doğru şöyle aramayı yapabiliyoruz. Başka neler var? Kaydetme arkadaşlar. Şu yazıcı yenileme vesaire, bu şekilde işlemleri görebiliyoruz. Satışa bakalım. Satışı da bir kontrol edelim. Burada yanlış mı aldık? Şimdi onu değiştirelim o zaman. Onu değiştirelim arkadaşlar. Neyse, yeni bir tane ekleyelim şimdilik. Üçü ekleyelim. Şurası satış olacak. Bakıyorum, tamam, burası. Şöyle taşıdık. Tamam. Kontrolünü sağladık. Tutar vesaire. Tamam. 3'ü ekledik. Şimdi 3 olarak değiştirelim bunu. Şurayı 3 olarak değiştirelim. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Bir bakalım.
Satış raporu. Bakalım bu sefer. Evet arkadaşlar, satış bilgileri de bu şekilde gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, böylece bu dersin de sonuna geldik. Bu arada tabii şunları ortalamadık. Onları ortalayabilirsiniz arkadaşlar, gösterdiğim şekilde. Evet arkadaşlar, böylece bir dersin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.